Herkese selam dostlarım, ben Mehmet Çakır, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kampa gidiyoruz arkadaşlarımla beraber. Sahil kampa gideceğiz. Sahil kamp alanında rezervasyon yaptırdık. Salı sabah şu anda, 18 Mayıs Salı. Sabah 9.30 falan Üsküdar sahile geldik. Şile otobüslerine binebilmek için. Onun dışında rezervasyonumuzu yaptırdık. Bir yaklaşık 2 saat falan bir yolumuz sürecek. Şimdilik vereceğim bilgiler bu kadar. 5 dakika sonra yola çıkacağız zaten. Emir'le Selçuk otobüste. 2 saat falan dediğim gibi yolculuğumuz sürecek. Ondan sonra kamp alanında devam ederiz. Herkese tekrardan selam dostlarım. Şöyle maskeyi çıkarayım. Merhaba. Arkadaşlar, Üsküdar'da ben videonun açılışını yaptım ama tam neler dedim hatırlamıyorum. O yüzden tekrardan bir özet geçeyim. 18 Mayıs Salı, saat 11 suları, değil mi? Tabii. 11 suları falan. Aynen. Sabah Üsküdar'a gittik. Otobüsün dolu olabileceğini düşündük aslında ama çok da dolu olmadı. Yani bizim oradan da binebilirmişiz, değil mi? Evet. Aynen. Yolculuk ne kadar sürdü? 1 saat 40 dakika. He? Aynen. Üsküdar'dan Şile'ye 1 saat 40 dakika falan sürdü. Şoför de biraz hızlıydı. İndik, şu an kamp alanına doğru ilerliyoruz. Zaten videonun başına demiştim, rezervasyonunu yapıyorsunuz ilk başta. Biz de yaptık. Kamp alanına doğru ilerliyoruz. Bir şeyler söylemek ister misin Selam? Şu an hiçbir şeyim yok, ileride. İleride. İzlenimlerin. Yani bakalım. Duruma göre. Aynen. 20 günlük kapanmadan sonra dışarı çıkmak bayağı iyi geldi. Arkadaşlar, kaplumbağa gibi. Evimizi sırtımıza taşıyoruz. İzmirli be. Memleket neresi? İzmir. Neresinden? Buca. İzmirliyim diyor. Konyalı. Bucalıyım. Konyalı mısın? Biz Buca'da Mavi Moskova diye geçiyormuş. Gibi. Arkadaşlar, kampın girişine geldik. Şöyle sahilkampistanbul.com diye internet adresleri yazıyor. Şimdi şu abiler herhalde bizi karşılayacak. Biz içeriye doğru giriyoruz. Arkadaşlar, girişte hemen bizi karşıladılar. Zaten rezervasyon yapmıştık. Kimlikleri verdik. Giriş işlemlerini yaptık. Ondan sonra HES kodu aldılar. Ve biz içeriye doğru geldik ve 10 numara 2 tane yer yan yana bulduk. Birincisi burası. Emirhan'ı buraya kuracağız. Benle Selçuk da şuraya kuracağız. Ve en önemlisi, manzarayı göstermek istiyorum. Abi müthiş. Şimdi biz böyle elbiseleri falan dökeceğiz. Burayı kuracağız. Ondan sonra, kuruduktan sonra tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar, ilk çadırı kurduk. Burası Selçuk'la benim kalacağım çadır. Aslında inanılmaz zor gözüküyor ama çok kolay bir mantığı var. Şöyle çadırı da göstereyim. İçi bu şekilde, iki kişilik çadır. Bu da manzarası. Şöyle denize karşı. Ortada bir tane masamız var. Hemen yan tarafta da Emirhan'ın çadırını kuracağız. Onlar şu an kurmaya çalışıyorlar. Kampa gelir gelmez hemen yan taraftaki abi ve bir ablam bize yumurta getirdi. Kendileri gidiyorlarmış. Kampın nimetlerini görmeye başladık. 2 tane yumurtamız oldu. Hemen şurada bir tane mangalımız var. Çantalar orada, onlar da orada. Arkadaşlar, şu anda deniz kenarına indik. Şöyle dalgalar ayaklarımıza kadar geliyor aslında. Çadırlar şöyle üst kısımda kaldı. Hemen gösterirsem. Soldaki yeşil benle Selçuk'un, mavi de Emirhan'ın. O da geliyor. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor özel harekat. Şöyle sandalyeleri kurduk. Birazdan denize gireceğiz. Ben deniz sezonunu açacağım. Kime devredeyim? Ben. Evet. Gözüküyorum. Güzel. Arkadaşlar, dediğim gibi şimdi sahile indik. Ben deniz sezonunu açmak istiyorum. Normalde biz Emirhan'la beraber nerede açıyorduk? Adada da açıyorduk. Ama bu sene havalar geç ısındı sanki. O yüzden burada açacağız. Ama olsun, soğuk. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Arkadaşlar, ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. Ama derin buralar ha, çabuk derinleşiyor, söyleyeyim size. Aynen.
Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Su var ya, inanılmaz soğuk olur diye düşündüm. Hava sıcak ama su soğuk olur diye düşündüm. Mis gibi var ya, mis gibi. Direkt girin direkt. Yarım saattir şunun denize girmesini bekliyoruz ya. Gaza gir. Şükürler olsun. Sonunda. Kaç saattir girmeye çalışıyor? Saat oldu. Sandalyeyi şu an denize karşı attık. Yani denizden çıktık zaten. Kuruduk. Birazdan yukarı doğru çıkacağız. Bir şeyler yiyeceğiz değil mi? Hayır. Yiyelim. Bir şeyler yiyeceğiz. Oraları falan bir düzenlememiz lazım iyice. Masanın etrafını falan filan. İşte mangalı, çaydanlığı, ne bileyim getirdiğimiz eşyaları, yine dolaba götüreceğimiz şeyler orada ortak alan var. Onları falan hepsini götüreceğiz. Ama şunu söylemek istiyorum. Özellikle buraya kampa gelmek isteyenler için zaten bütün bilgileri vereceğim video içerisinde. Hem fiyatlar hakkında hem de işte ulaşım hakkında olsun, konaklama şekliyle alakalı olsun. Hepsini anlatmaya çalışacağım. O yüzden bu videoyu izlediğinizde sahil kampla alakalı zaten bütün bilgilere ulaşmış olacaksınız. Bu çok iyi ya. Ben normalde İstanbul'da adalardan başka bir yerde denize girmeyi pek sevmiyorum. Ama cidden herhalde sezon tam açılmadığından mıdır nedir? Deniz tertemiz. Gerçekten tertemiz. Ve ne çok fazla deniz anası var, ne yosun var, ne deniz kirli, ne de çok fazla insan var. Ben çok beğendim. Tam istediğim gibi. Biz yukarı çıkacağız. Şu an bayağı kurulandık falan. Biraz bilgi vermek istiyorum. Selçuklu Emirhan markete gitti. Biz her şeyi yanımızda getirmedik. Tabii ki hani yanımızda aldığımız şeyler de oldu ama her şeyi taşımak istemedik. Çünkü taşıyabileceğimiz çanta da yoktu zaten. Hani zaten çadırlar, kamp sandalyesi falan derken bir ton eşya almıştık yanımıza. Neyse şimdi Emirhan'la Selçuk markete gittiler. İşte su almaya, içecek almaya, ondan sonra odun almaya gittiler. Onları beklerken size biraz fiyatlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Burası sahil kamp. Zaten videonun başından bunu biliyor olacaksınız. Ben size fiyatlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar bizim gibi şöyle kendi çadırınızla gelip konaklayacaksanız kişi başı 50 TL arkadaşlar hafta içi. Hafta sonu ise kişi başı 75 TL. Biz 18 ve 19 Mayıs günlerinde kaldığımız için, 19 Mayıs'ta resmi tatil olduğu için bir hafta içi bir hafta sonu olarak değerlendiriliyor. Yani kişi başı 125, toplam ise 375 lira konaklama bedeli ödedik. Bunu gelmeden önce sahil kamp sitesinden rezervasyon yapıyorsunuz, ödüyorsunuz, o kodla beraber geliyorsunuz. Siz de zaten yardımcı oluyorlar girişte. Dediğim gibi 375 lira konaklama bedeli ödedik. Bunun dışında şöyle arkada görünen çadırın arkasında şöyle üçgen evler var arkadaşlar. O üçgen evlerde de konaklanabiliyorsunuz. Sanırım geceliği 250 TL'ymiş onlarda da. İki kişi rahatlıkla konaklayabiliyor. Onun dışında tabii daha yukarıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada çadırlar var mesela. Direkt hani çadırla gelmiyorsanız çadırlı alanlarda da konaklayabiliyorsunuz. Ve bir de ev var. Ev kısmında da konaklayabiliyorsunuz. Ondan sonra mangal kiralayabiliyorsunuz. Mangal kiralama ücreti 30-35 TL. Biz onu hallettik. Onu da aldık. Bunun yanında burası sahil. Sonuçta piknik alanı değil. Ondan dolayı odun toplamaya pek müsait olmadığından dolayı odunu yine tedarik edebiliyorsunuz. Bir çuval odun ne kadardı? 20 TL arkadaşlar. Onu da tedarik edebiliyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi biz içecek, ekmek gibi şeyleri de hani buradan temin edeceğiz. Bir tık pahalı ama taşımaktan iyidir arkadaşlar. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Biz şöyle şurada tam Emirhan'ın çadırıyla bizim çadırın ortasında bir masa var arkadaşlar. Burayı kullanıyoruz. Burada zaten sofra bezimizi serdik. Böyle gelmeden önce yaptığımız sandviçler vardı. Selçuk yaptığımız malzemelerini falan almıştık. Zaten işte annelerimiz de bir şeyler yaptı. Poğaça, börek falan derken işte turta murta bir şeyler attık. Ondan sonra menemen, ateşte menemen, odunla menemen için malzemeler falan getirdik. Onları da ortak alanda şurada dolap var. Tam şurada. Orada... bıraktık onları da soğumaya. Yumurtamız falan var. Şimdi dediğim gibi şuraya bir masa hazırlayacağız ve yemek yiyeceğiz. Normalde bugün yağmurlu gözüküyor Şile'de öğleden sonrası için. Ama hala güneş var aslında. Ben pek yağacağına ihtimal vermiyorum. Ama ne olur ne olmaz yağarsa diye de biz hani etrafı biraz toparlayacağız. Dediğim gibi şu anlık yemek yiyeceğiz. Anlatacaklarım bu kadar. Aklıma şu an fazla bir şey gelmiyor. Sizin marketle ilgili diyecekleriniz var mı? Her şey alınabiliyor mu? Her şey yok ya. Her şey yok mu? Restoran var. Restoran kısmında mı alışveriş yaptınız? Aynen. Market kapalıymış. Restoran kısmında alışveriş yapmışlar. Ama tavuk et falan da alınabiliyor değil mi? Evet, o var. Yani taşımalarına gerek yok. Fiyatlarına baktın mı? Fiyatlarını sormadık yarın alacağımız için. Aynen. Biz yarın alacağız. Ondan sonra şurada hemen bir telimiz var ve hemen altta mangal var. Şöyle su almışlar. Su önemli yani. Ondan sonra hazır şarjım varken şu an bunları anlatmak istedim. Çünkü ilerleyen saatlerde şarjım bitebilir. Dediğim gibi şu anda yemek yiyeceğiz. Bunları hazırlıyoruz. 10 numara bir manzara var. Gerçekten müthiş bir manzara var. Deniz çok sakin. Şile'nin denizini bu kadar sakin görmeye de ben alışık değilim. Size son olarak onu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar manzara bu şekilde ve bence süper.
Ben de sandalyeyi şuraya kurdum ve oturuyorum. Selam vereyim İlhan. Sen de selam ver. Selçuk, kendini tanıtır mısın? Videodakiler seni tanısınlar. Adım Atakan. Bu kadar. Fazla bir anlatılabilecek, fazla bir böyle hayat hikayem yok. Metafor uzmanıyım desem olmaz. Beyin cerrahıyım desem olmaz. Cumhurbaşkanıyım desem olmaz. Sen tanıtır mısın? Tanıtmazmış ben arkadaş. Ben KGT'liyim ya. Neredensin? KGT. Polis değil. KGT. Bir numaralı ajan mı, iki numaralı ajan mı? Üç numaralı ajan. Selçuk sen? Ben değilim. Selçuk, en çok senin memleketini merak ediyorlar. İzmir. İzmirliymiş arkadaş. Kaç ay? Yerseniz. Şimdilik bu şekilde. Birinci gün bu şekilde devam ediyor. Arkadaşlar, güzel taraflarından biri yine. Şurada ortak alan var. Dolaplar var. Bu dolaplara kendi eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. İşte yumurtalarınızı koyabiliyorsunuz. Soğuk içecekleriniz varsa onları bırakabiliyorsunuz. Falan şöyle bir ortak alan var. Dediğim gibi bunlardan yararlanabiliyorsunuz. Hemen şurada da bir adet lavabo var. Burada da işte elinizi yıkayabilirsiniz. Ondan sonra bulaşıklarınız falan varsa elinizde onları yıkayabilirsiniz. Böyle bir ortak alan. Hemen bizim zaten çadırımız şurada. Ön tarafta. Az önce bahsettiğim evler vardı. Onları da göstereyim. Hazır biraz şarjım varken bunları göstermek istiyorum. Şöyle zaten inşaat halinde. Bunların sanıyorum geceliği 500 lira falan oluyor. Online sitede öyleydi çünkü. O üçgen bungalovların ise geceliği 250 lira falan ama tabii kişi sınırı yok diyebiliyorum ben. Yani 2-3 kişi falan kalabiliyor diyebiliyorum. Bu şekilde beyaz olan çadırlar da kurulu çadırlar. Yine çadırsız geliyorsanız eğer onlardan da yararlanabiliyorsunuz. Şurada Emirhan'ı görebilirsiniz, gidiyor. O şekilde yemek yedik. Saat 3 falan şu anda. Olur da yağmur yağarsa diye biz hafif hafif biraz toparlanmaya başlıyoruz. Çok yayıldı çünkü. Toplu olmakta fayda var. Elçik odunları kırdı. Böyle içine koyduk. Burada ateş yakacağız ve üzerinde çay demlemeye çalışacağız. Şöyle bir jel aldık. Yanıcı jel. Umarım işe yarar. Çayın yanında turta var arkadaşlar. Çayı demledik. Çayı demleyene kadar biraz yorulduk ama değdi. İnşallah güzel olmuştur. Onun dışında yağmur biraz yağdı. O yüzden yağmurlukları falan çektik. Emirhan da göster. Emirhan da çekti yağmurluğunu. Aynen. Ama yine de iyi yani. Az yağdı. Hafif yağdı. Şu an hava bayağı nemi falan kapattığı için güzelleşti bence. Değil mi? Yani saat daha 6 ama bizim için sanki gece 12 olmuş gibi. Çünkü gün çok verimliydi. İnanılmaz verimliydi. Biz sürekli sanki saat daha ileriymişiz gibi tahmin ediyoruz. Ama saate baktığımızda saatin daha erken olduğunu görüyoruz. Yani zaman da aslında hem dolu hem ağır geçiyor. Güzel. Şimdilik güzel bu şekilde. Herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Dalga sesleri ve kuş sesleri beni uyandırdı. Güneş şöyle yeni yeni doğmaya başlıyor arkada. Zor bir geceydi arkadaşlar. Sebebini anlatacağım. Ama önce akşamdan bahsedeyim biraz. Çünkü akşam hiç video çekemedim. Arkadaşlar, akşam saat 6 ile 8 arası yağmur yağdı. Biz zaten yağmur yağacağını biliyorduk. Hava durumundan görmüştük yani, tedarikliydik. Neyse, çadırdaydık işte. Ondan sonra yağmur durduktan sonra çay demledik. Ama karanlıktı, o yüzden çok fazla video işine giremedim. Bir de çok fazla etrafımızı göremediğimiz için hani sağa sola yıkmadan asıl işleri yapabilmekti. Neyse, o yüzden dediğim gibi video çekemedim ama akşam o şekilde geçti. Ama asıl gece gerçekten inanılmaz bir soğuk vardı. Yani ben 20 yaşındayım, ömrümde böyle bir soğuk görmedim. Cidden görmedim. Yani uyku tulumu vardı, uyku tulumunun üzerine örttüğümüz şeyler vardı. Zaten içimde tişört var. Sivit var ama yani bunu, bir de uyku tulumunun içine girdim, onun üstüne de bir şey örttüm, etrafımızda iki kat çadır yani yok abi yok. Cidden böyle bir şey yok yani, inanılmaz soğuktu. Yani daha yeni güneş doğmaya başladı işte, şöyle güneş doğmaya başlayınca şimdi ısınmaya başladım yani, yüzüme vuruyor ve ısınıyorum, şükürler olsun. Yani böyle bir soğuk yok abi ya, cidden yani yorgan, 7 kat yorganla getirseniz fayda edeceğini düşünmüyorum. Ya bana da soğuk olur, soğuk olur demişlerdi ama cidden yani bu kadar olacağını ciddi anlamda düşünmüyordum. Gece zaten 2-3 defa falan uyandım. Zaten 1'e geliyordu yattığımızda. Yani toplam 4-4,5 saat falan uyudum. Bu uykunun da bana yeteceğini zaten düşünüyorum. Çok da uykuya ihtiyacım yok burada. Dediğim gibi saat zaten sabah 5.30. Zaten pek kimse de yok, herkes yatıyor. Ben uyanmışım herhalde.
Bir de siz göremezsiniz belki ama sahilde birileri var. Şurada. Onlar da sabah sahilde yürüyorlar. Saat erken şu anda. İlk önce bir mıntıka temizliği yapmamız gerekiyor aslında. Şuralar biraz dağıldı. Gece etrafımızı çok göremediğimiz için masanın etrafını biraz dağıttık. Onları toplarız. Çöplerimizi toplarız. Ondan sonra işte ateş falan yakarız. Kahvaltı hazırlarız. Belki kahvaltıdan sonra deniz falan. Şimdilik bu kadar. Bu infoyu verin dedim ve şu manzarayı göstermek istiyorum. Tekrardan selam arkadaşlar. İkinci günün ortalarındayız artık. Sabah menemen yaptık arkadaşlar. Ateş yaktık ve menemen yaptık. Onu videoya koymuş olmam lazım. Çadırımız nerede? Şöyle arkadan görebilmeye çalışıyorum. Şurası galiba. Şuradayız aynen. Şimdi sahile indik. Sandalyeleri falan aldık. Selam ver. Selçuklu elini biraz sektiriyor denizde. Ama bugün hava çok güzel. Yani gece çok üşümüştüm. Sabah söyledim. Sabah ilk uyanma video çekmiştim. Ama şu an çok iyi. Yani D vitaminini böyle iliklerime kadar alıyorum. Ciddi anlamda alıyorum. Bu arada kendimi göremiyorum. Çok hani karanlık olduğu için, daha doğrusu parlak olduğu için hiç göremiyorum. Nasıl çıktığım konusunda bir fikrim yok. Dediğim gibi şu anda deniz kenarındayız. Emirhan'la falan biz bayağı denize girdik. Ama Selçuk girmedi. Islanıp kurumak istemiyormuş. O yüzden taş sektiriyor. Selçuk bizim için bir taş sektirir misin? Selçuk bizim için taş sektirecek. Buçuktan 4 en sonuncusu. Bu mu yani? Bir numaradan bu mu? Büyük taş yok, büyük taş. Tamam, espri yap bir tane. Ha, burada taş. Bir tane espri yap. Adını başına Fatih, sonuna Sultan koyalım. Devir aç, devir kapa Mehmet Bey. Adının başına Fatih, sonuna Sultan ekleyelim. Devir aç, devir kapa o zaman Mehmet Bey. Madem güneşte selam. Ayağımızın altıdır. Arkadaşlar su dehşet soğuk. Yani öyle böyle değil. İnanılmaz soğuk. İliklerine kadar donuyorsun böyle. Sanki denize değil de diprize girmişsin gibi soğuk yani. Herkes tekrardan selam dostlarım. İkinci gün akşamına doğru gidiyoruz artık. Öncelikle video ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Video biraz bağıntısız ilerleyebilir yani. Bir anda buraya nasıl geldik diyebilirsiniz. Çünkü ara ara vlog çektiğimi unuttum arkadaşlar. Arada arada hani çekmek istemedim. Çünkü her anımı video çekerek geçirmek istemedim. Anın tadını kaçırmamak için. Bunun yanında tabii ki şarj gibi problemler de olduğundan dolayı elektrik noktaları var tabii ki kamp alanında. Ama yine de sürekli elektrik başına durmayayım diye fazla çekmedim. Şimdi biraz kamp alanını gezmek istiyorum. Hem de sohbet etmek istiyorum. Bizim kamp kurduğumuz yer kamp alanının biraz ortası gibi. Biz şimdi sonuna doğru geldik. Size sonunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar burası yolun sonu artık. Yolun sonu ve şöyle gördüğünüz gibi 3 tane arabalı, ne diyorlar bunlara? Pickup. Pickup, evet. İşte pickuplarda hani kamp yapmışlar yine. Bu pickupların üstünde oluyor çadırları. Ama artık benim koy alanı burada son buluyor. Şöyle deniz var burada. Dedim ki arkadaşlar, kamp alanının sonu burası. Yani ben internette okuduğum kadarıyla galiba 35 hektarlık bir alanmış. Yani bayağı büyük bir alan olması gerekiyor. Birçok kamp alanı var, kamp platformları var. İster platformların üzerine kurabiliyorsunuz, ister yere kurabiliyorsunuz, ister hobbit evlerde kalabiliyorsunuz. İsterseniz üçgen bungalov, o evlerde kalabiliyorsunuz. İster hazır çadırlar var, gelip onlarda kalabiliyorsunuz. Yani birçok alan var, hepsini kullanabiliyorsunuz. İşte ücretleri de zaten Sahil Kamp İstanbul'da bir kamp internet sitelerinin adı. Orada zaten hepsi yazıyor. Onun dışında şimdilik bu kadar. Dediğim gibi ikinci günün akşamındayız. Artık yarın üçüncü ve son gün. Yarın döneceğiz. Zaten bütün içerisinde hani burada kampa gelmek isteyenler olursa diye kampla alakalı ücret bilgiler olsun, diğer bilgiler olsun, onları vermeye çalıştım zaten. Ama yine sizin aklınıza gelen nokta olursa onları da yorumlarda yazarsanız bunu engelleyip cevaplarım ben. Çalışırım.
iyi manzara değil. Gerçekten inanılmaz iyi. Normalde şunu söylemek istiyorum. Ben Şile'yi çok sevmiyorum. Ben aslında Şile'yi bölge olarak seviyorum. Ama tatil yapmak veya denize girmeyi çok sevmiyordum. Ve bunun sebebi aslında insanlarmış biraz da. Çünkü sezon daha açılmadan geldiğimizde denizin aslında ne kadar temiz olduğunu, aynı zamanda şansımıza da biraz galiba deniz oldukça da sakindi ve çok temizdi. Evet. İnternetteki yorumları falan okuduğumda da bazı kötü yorumlar vardı. Hani belki bilmiyorum farklı şeyler yaşamış olabilir ama ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yine biraz da sakindi. Tabii ki biraz yüksek sesli müzik dinleyenler oluyor, etrafı rahatsız edenler oluyor ama çok az. Onun dışında bir problemle karşılaşmadık. İyiydi. Dediğim gibi iki gece kaldık. Hem de bir gün resmi tatil olduğundan dolayı olmasına rağmen yine de çok fazla kalabalık yoktu. İyiydi. Arkadaşlar tam karşıda gördüğünüz kısım ana giriş. Hemen ana girişten yukarı doğru çıkınca solunuzda kalan yerler bu şekilde evler oluyor. Evlerin özel bir ismi var mı bilmiyorum ama böyle iki daire halinde evler var. Yine buraları da kiralayıp kalabiliyorsunuz ve yine insanların çok tercih ettiği alana. Bizim kamp kurduğumuz yerde aslında o kadar da yine tercih yok. Ama şurada bir ormanlık alan göreceksiniz zoomladığım yerde. Orayı da göstermeye çalışacağım size. Bir saniye. Orada da yine özellikle gençlerden ziyade aileyle gelenler, biraz daha orta yaşlı kısmın tercih ettiği, herhalde daha da rahat ettiği kısım. Hani oraya da kamp kuruyorlar. Orayı da size göstermeye çalışacağım. Emirhan'cığım, ikinci bir göz olarak dışarıdan sen de duygularını, düşüncelerini, tecrübelerini ve tavsiye edip etmeyeceğini bizimle paylaşır mısın? Yani bence çok iyi bir organizasyon. Başta sana çok teşekkür ederim. yani tabii kötü tarafları var çok az da olsa ama... Kayda değer değil değil mi hani hiç? Bence değil yani. Artısı eksisinden kat kat daha fazla. Nazar boncuğu. Tesis olarak da çok iyi. Aşırı iyi. Ben de çok sevmezdim buraları ama buradan sonra çok fikrim değişti. Tabii aynen yani. Sezon başı olmasının da etkisi olabilir. Çünkü hani kalabalık yok. Aşırı derecede bir kalabalık yok. İnsanlar yığılma yapmamış. Hani belki de 19 Mayıs yasak mı bugün yasak değil mi onu da bilmiyorum gerçi ama hani bunların da etkisi olabilir. Belki kalabalıkta daha kötü. Ama yani benim izlenimim 18 Mayıs, 19 Mayıs'ta kaldık biz. Bu tarihler arasında kaldık. Gerçekten iyiydi. Beğendik. Şimdi size ormanlık alanda kurulan platformları da göstereceğim. Arkadaşlar bu kısımda hemen girdiğinizde girişin sol tarafında kalıyor. Çok insanları rahatsız etmek istemediğimden dolayı içeriye girmeyeceğim ama bu şekilde gösterdim. Yine platformlar var. Platformlarda da şu şekilde kamp alanınızı, kamp çadırınızı kurup kalabiliyorsunuz. Ama onun dışında yerde de kurabiliyorsunuz ama dediğim gibi alanlar var zaten. Onların üstünde kurabiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Böyle. Aynı zamanda hani burası daha çok çok daha sakin bizim kaldığımız kısımdan. Ama biz deniz kısmını daha çok sevdiğimizden dolayı eksilerini göze alarak orayı tercih ettik. Çünkü bizim o taraf hem gece soğuk ve daha çok esiyor. Ama burası ormanlık olmasından dolayı hem gölgelik hem daha sakin. Arkadaşlar 3. günden herkese günaydın. Biz normalde öğlene doğru çıkacaktık. Ama sonra işlerimizden dolayı erken çıkmaya karar verdik. Şu an saat 6.30'a geliyor. Her şeyi toparladık. Şöyle göstereyim. Çadırları falan kaldırdık. Çantaları hazırladık. Birkaç lokma bir şey attık ağzımıza. Şimdi otobüse doğru yola çıkacağız. Umarım video güzel olmuştur. Umarım videoyu beğenirsiniz. Çünkü biraz kesik kesik olmuş olabilir. Editte düzenlemeye çalışacağım. Kurtarabilirsem yükleyeceğim. Kurtaramazsam canımız sağ olsun artık. Ana olarak kalır bu videolar. Bu şekilde kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın lütfen. Videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yine aklınızda olan sorular varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.